Hemen Serhat Yabancı'ya dönmek istiyorum. Ben ilişki ve evlilik danışmanı. En son kayınvalide fobisinde kalmıştık. Evet. Orada sözünü kesmek durumunda kaldım. Kayınvalide fobisi, toplumda yaratılan bir kayınvalide profili var. Her şeye müdahale eden, sürekli oğlunu elinde tutmaya çalışan, gelini sürekli ikinci sınıf vatandaş gibi gören bir profil var. Bu profil annelerden çocuklara da biraz miras kalmış. Yani bizim annelerimizin çoğu maalesef kayınvalidelerden, belki o günkü şartlardan dolayı çekmiş. Ve zannediyorlar ki bugünkü profil de aynı. Doğal olarak çocuklara da sürekli bu şekilde bir savunmayla yetiştirdiler farkında olmadan. İşte ben neler çektim, ben neler gördüm gibi etmenler mevcut şu an bekar olan kızlarımızda ister istemez bir direnç yarattı. Bugün bir kadın evlilikle ilgili 5 korkuya sahipse bunun ikisi kayınvalide ve kök ailesiyle ilgili bir sorun. Doğru. Eş adayının kök ailesiyle nasıl yapacak, neler yapacak, nasıl yürütecek? Bu kaygılar o kadar ileri düzeyde, bu kaygılar o kadar yoğun yaşayanlar var ki evlilikten bile vazgeçme durumunda olan insanlar var. Yani böyle bir süreçle ilgili senaryolara sahip. Hatta evlenme kararı aldıktan sonra en baştan kayınvalidede de bir dur diyorlar. Daha ortada hiçbir sorun yok. Belki de melek gibi bir kayınvalide adayı. Ya da güler yüzlü bir kız normalde, ama normalde karşılaşıyor. Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Böyle bir gard alma. Bu bir savunma mekanizması. Evet. Bu kendisini korumak. Fazla samimi olursam müdahale ederler algısı var. Ama bu belki de hiç ortaya çıkmayacak bir sorun için sorun çıkartmaktır. Yani o zaman da ne oluyor? Gerçekten belki hiç böyle bir sorun yaşamayacak. Olmayan bir sorunu varmış gibi düşünerek, yani kendi senaryosuyla bir gard alıyor ve bu gard alması sorun oluyor aslında. Probleme karşı gard almıyor. Gard aldığı için sorun çıkıyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu aslında. Sürecin içine girmeden, kaygı duyduğumuz insanlarla temas etmeden savunma yapmamamız. Savunma yaparsak bu sefer eşimiz de, kadının eşi de kadın için sen zaten baştan benim ailemi istemedin, benim ailemi sevmedin gibi bir suçlamayla bize gelmiş olacaktır. Ve haklı olarak da bunu söyleyecektir. Çünkü dışarıdan bakıldığında aslında görüşmeme nedeni kadar somut ve keskin bir şey olmamasına rağmen kadının kaygıları bu mesafeyi yaratıyor. Bu mesafe de karşı taraf açısından büyük bir sorun olarak algılanıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim miras korku ve kaygılarımız var ilişkilerde. Nedir o mesela? Kayınvalide fobisi. Başka aldatılma fobisi. Başka erkekler mesela korku ve kaygıları. Kadının üzerinde kontrolü bırakırsan muhtemelen yanlış bir şey yapar kaygısı. Sürekli kontrol üzerinde olacak. Oysa kontrol, daha önce de konuşmuştuk. Kontrol sadakat getirmez. Kontrol sadece korku yaratır. Korku, kişi kaygılıysa ve korktuğu için o mantıklı bulduğu halde karşıdaki istemiyor diye o eylemleri yapmaz. Ama korkuyla gelen sadakat cesaretle biter. Bir gün öyle bir res çeker ki, ya da siz onu kontrol ettiğinizi zannedersiniz, o yine bildiğini okur. Kadın da erkek de. Yani siz ararsınız, oraya gitme dersiniz, bana işte aradığımda hemen cevap ver dersiniz. O rutinleri yerine getirir. Ama yine yapacağı varsa yapar, aldatacaksa yine aldatır. Korkular dedim, cesaretle biter. Güzel. Evet, yani korkuyla gelen sadakat cesaretle biter. Çünkü bir insan ancak seviyorsa sadıktır. Korkuyorsa sadakati cesareti kadardır. Aynen. O zamanlar ne oluyor? Siz o insanı kontrol ettiğiniz için korkutursunuz, korkuttuğunuz için sevgisini azaltırsınız, sevgisini azalttığınız için de yanlışlara aslında bir şekilde farkında olmadan belki de zemin hazırlamış olursunuz. Burada şeyi de eklemem gerekiyor, bu şiddet olayındaki örneklemle ilgili. Kendi ailemizde gördüğümüz babanın anneye, işte erkeğin kadına veya ailenin böyle bir mit düşüncesinin varlığı hem o kızın veya o kadının şiddete boyun eğmesini hızlandırıyor, hem de erkeğin şiddet uygulamasını arttırıyor. Şiddete onay veren bir aileden gelen erkek şiddet uygular. Şiddete onay veren bir aileden gelen kadın da boyun eğer. Doğru. İkisi de normal gelmeye başlıyor. Evet, biri için bu çok alışılagelmiş bir durum ki şema terapide de bu evlilik şemalarında da vardır. Hani işte alkolik babanın kızının gidip alkolik biriyle evlenmesi şemaları vardır ya işte. Ailede şiddet olan bir insanın aynı şey. Onu sürdüren, kendini devam ettiren sahneler vardır. Onu sürdüren bir kişiyle ilişki yaşaması veya o şiddete boyun eğmesi veya bunu normalize etmesi aslında çok da tuhaf gelmiyor insana. Mantık, kendi içinde bir mantığı var. Konu dolaylı olarak çocuklara geldi. Şunu merak ediyorum. Çocuğun hangi davranışı ya da tepkisi aile içerisinde şiddet gördüğünü gösterir. Şimdi çocuk aslında belli bir yaşa kadar kendi kişisi, yani yaş özelliklerini bir kenara bırakırsak, çocuk ailenin aslında, ailenin de evliliğinde termometresidir. Çocuktaki davranışların çoğuna bakarak aslında anne babanın tutumu ve anne babanın ilişkisini görebiliriz. Bir çocuğun 3 tane ebeveyni vardır. Annesi, babası, bir de anne babasının evliliği veya ilişkisi. Bu 3 ebeveyn sağlıklıysa çocuğun davranışlarının normal şartlarda yaşına uygun olması gerektiğini düşünürüz. Yani yaramaz olabilir. Hemen hiperaktivite teşhisi koymamamız lazım. Çağın vebası, biliyorsunuz, herkes teşhis koyuyor. İşte çekingen, mizaç olarak daha durgun, daha sakin olabilir. Bunu hemen çekingen veya içe kapanık, pasif bir karakter diye tanımlamamak gerekiyor. Fakat şeyler vardır mesela. Çocuk her şeyi şiddetle gösteriyorsa, bütün ifadelerini, bütün taleplerini veya bütün itirazlarını şiddetle gösteriyorsa, burada 2 etmen aranır. Ya ailede gerçekten şiddetle ilgili bir durum vardır, ya da bu çocuğa sınır konulmamıştır. Bakın, ya fazla baskılanmıştır, ya hiç dur denilmemiştir. Mesela hiç dur denilmeyen çocuğa engelleme koyduğunuzda agresyon olur, agresyonu artar, tepki verir, hayır illaki olacaktır, kendine zarar verir, size saldırır. Şimdi her zaman bu tip çocukların evde şiddet olduğu anlamına gelecek bir aile ortamından bahsedemeyebiliriz. Ama genelde ne diyoruz? Çocuğun agresyonu varsa ya sınır konulmamıştır, ya da çocuğa agresyon yaratacak sahneler veya çocuğa agresyon yaratılmıştır. Hani çocuğun orada izlenmesi çok önemli. Şeye de çok dikkat etmek lazım tabii. Bir çocukla ilgili yorumlama yapmak için sadece dışarıdan bir çocuğun davranışıyla yorumlamak çok sağlıklı değil. Anneyi görmek, babayı görmek, anne ve babayı görmek ve çocuğu görmek gerekiyor. Mesela şiddet nedeniyle boşanma durumuna gelmiş olan bir aile çocuğunu bu olumsuz durumdan etkilenmemesi için nasıl uzak tutacak? Şimdi bu çok önemli bir nokta. Çünkü eşler birbiriyle ego savaşına veya haklılık savaşına girdiğinde genellikle çocuklar orada adeta şey gibi oluyor. Bir sopaya dönüşüyor. Boşanma aşamasında anne çocukla boşanmak istediği kocasını terbiye etmeye çalışıyor. Veya işte onunla olan öfkesini veya intikamını almaya çalışıyor. Görüştürmemeyle veya işte farklı yollarla. Baba yine aynı şekilde çocuğu alıp kaçmak gibi veya işte çocuğu almakla ilgili ısrar etmek gibi veya bu konudaki talepleriyle, şiddet talepleriyle ortaya koyuyor. Çocuk boşanmanın aslında dışında tutulmalıdır. Hatta geçen yıl ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Komisyonu'nda bununla ilgili bir sunum yaptım. Boşanma Komisyonu'nda. Adı Boşanma Komisyonu olarak geçiyor ama esas ismi Aile Bütünlüğünü Koruma Komisyonu. Ve şöyle bir sonuca vardık. Boşanma sürecinde 2 tane avukat vardır, değil mi? Kadının ve erkeğin. 3. bir avukat gerekiyor. Çocuğun avukatı. Çocuğun avukatı olmalı. Çocuğun avukatı olursa o avukat sadece orada çocuğu savunur. Ama bugün Türkiye'de çocuğun hakkını savunan kişi ne kadının avukatı ne erkeğin avukatı. Onlar sadece kendi müvekkillerine şey yapar. Mahkeme veya hakim mümkün olduğunca yasanın verdiği açıkla veya yasanın verdiği yetkiyle yapmaya çalışıyor. Fakat hakim de bütün mahkemeyi sadece çocuk odaklı yürütmüyor mahkeme sürecini. Kadının talepleri, erkeğin talepleri, mahkeme, yasanın getirdikleri, götürdükleri şeklinde.